İstatistiklere bakarsanız aslında çok azının ideolojik veya parti siyaseti adına yeni bir söylem falan üretebildiğini düşünürsünüz. Çünkü birçoğu tamamıyla kişisel kariyer üzerinden parti kuruyorlar. Yani işte Sarıgül, Davutoğlu, işte Ali Babacan vesaire. Kendi partilerinde yer bulamadıkları andan itibaren kendilerine yeni parti kurma yoluna gittiler. Yani sebebi de çok basit. Yani normal şartlarda siyaset yapmaya kalksalar %1 oy alamayacak bu isimler ittifak siyaseti çerçevesinde kendilerine en azından 1-2 milletvekilliği elde edebilecek bir ittifak siyasetinin var olduğunu görüyorlar ve bu da onlara bir pazarlık şansı sunuyor. Tamamıyla, yani kişisel olarak düşüncem, tamamıyla kişisel kariyerler için icat edilmiş partiler gibi gözüküyor. Ben bunlardan bir tanesini hani farklı bir yere koyabilirim kişisel olarak şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. İşte Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Atatürkçü çizginin baskılanması nedeniyle kendisini orada bir taban bulabilir. O da hani yapacağı siyasi, üreteceği siyasi söyleme ve atacağı adımlara bağlı çoğunlukla. Öyle hazır bir taban olduğunu da söylemek kolay değil. Ama onun dışındaki bütün partiler aslında birer pazarlık partisi. Kendilerini siyasette, siyaseten normal şartlarda var olamayacak isimler bu ittifak siyaseti çerçevesinde var olmaya çalışıyorlar. Bu, evet, hep söylediğimiz şey neydi? Yani Cumhurbaşkanlığı sisteminin aslında bir istikrar hükümette istikrar yöntemi olduğu. Dolayısıyla bu işleyişin içerisinde biz aslında bu tür küçük partilerin kendilerine bu tür geniş alanlar bulmayacağını düşünüyorduk. Ama ittifak sistemi geliştiği andan itibaren bu gündemimize geldi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel karizması ve siyasi başarısı etrafında ona karşıtlık çerçevesinde bir birleşme söz konusu, ittifak siyasetlerinde bunları değerlendirmek için hareket edenler var ama hani bu geçici bir düzlem. Erdoğan'ın olmadığı bir siyaset düzenini düşünsenize, o zaman kim ne için siyaset yapıyor? O 50 tane parti hangi i̇şte amaç etrafında toparlanacaksınız? Ortak paydalarınız neler olacak? Türkiye'ye ne sunacaksınız falan. Bu aslında pratik ve teorik olarak sürdürülebilir bir yol gibi gözükmüyor. Yani konjonktürel bir şey gibi gözüküyor. Bu şartlar altında Türkiye siyasetinin istikrarlı hükümet üretmesi çok kolay gözükmüyor.